Kardeşlerimize yardım etme günüdür. Bugün belki elimizden cihat meydanlarında küfre karşı cihat etmek gelmiyor. Ama bugün elimizden gelen her şekilde, bugün elimizden gelen meydanlara çıkmak, bu zulmü haykırmak, zalimleri ve bu zulme destek verenleri boykot etmektir. Kıymetli misafirler, nasıl ki Gazze'de ve bütün Filistin'de Müslümanların üzerinde Siyonist boykot var ise, dünya Müslümanlarına düşen de Siyonistlere ve onların ortaklarına karşı büyük bir boykot hareketi başlatmaktır. Rabbim bizleri üzerine düşen her şekilde mazlum Filistin halkının yanında duranlardan eylesin. Uyanın ey Müslümanlar, Siyonizme karşı cihad edin. Ey mahrumlar, mustazaflar, İslam yolunda kıyam edin. Ey Muhammedi neferler, cundullahi cengaverler, bir adım kaldı zafere, direnişle sebat edin. Kırılmadan, eğilmeden şehadete gideceğiz. Kan ile zulmün tahtını paramparça edeceğiz. Kıymetli misafirlerimiz, şimdi de Hüdapar Genel İdare Kurulu üyesi Sayın Mahmut Emiroğlu Başkanımı konuşmalarını yapmak üzere buraya davet ediyorum. Günlerdir Gazze, çocuklar, kadınlar, yaşlılar, alçak Siyonistlerin bombalarıyla yerle bir edilen binaların altında can vermektedir. Alçak Siyonistler, işgalciler günlerdir dünya tarihinde işlenmemiş suçları işlemektedirler. Dünya tarihinde görülmemiş hareketlere yeltenmektedirler. Hastaneleri bombalamaktadırlar. Bu dünya iki dünya savaşı gördü. Yüz milyonlarca insanların öldüğü savaşlar gördü bu dünya. Ama bu dünya hastanelerin bombalandığı bir savaş görmedi. Gazze'de Siyonist işgalciler ne hastane, ne mabed, ne cami, ne kilise, ne mektep okul, ne de çocukların yuvasını dinliyor. Hiçbir hak, hukuk, insanlık tanımadan insanları katlediyor. Bütün bu süreç içerisinde, bütün bunların arkasında Amerika Birleşik Devletleri Siyonizme arka çıktığını bütün dünyaya ilan ediyor. Hastane baskınının, hastane saldırının ertesi günü sabahında, daha bombalamanın üzerinde 7-8 saat geçmemişken, Amerika'nın devlet başkanı George Bush gidip Netanyahu'yu alnından öpüyor, onu kucaklıyor, onun sırtını sıvazlıyor. Hepimiz biliyoruz ki Gazze'de ölen çocukların suçlusu sadece Siyonizm değil, onların azmettiricisi,
onları Orta Doğu'da ayakta tutan emperyalizmin başı büyük şeytan Amerika'dır. Bütün bu katliamlar, bu zulümler yaşanırken içimizdeki Siyonistler, Siyonistlerin uşakları halkın zihnini bulandırmak için gece gündüz medyada, sosyal medyada, televizyonlarda bize ne Filistin'den, Kudüs'ten, Gazze'den diye sürekli propaganda yapıp duruyorlar. Bunların fikrine, zikrine bakıyorsun, kimisi kendisine Türkçü diyor, kimisi kendisine Kürtçü diyor. Dikkat ediniz ki, ve belki size tuhaf geliyor ama Türkçüleriyle Kürtçülerin ortak paydası Siyonizm uşaklığıdır. Gazze meselesi sadece Gazze'de yaşayanların meselesi değildir elbet. Bu bir Müslüman olarak bizim bakış açımızda bir İslami meseledir. Ve biz diğer dünyadaki insanlara da sadece şunu bekliyoruz. Bari insan olun, insanca yaklaşım gösterin. Siz ey batılı ikiyüzlüler, iklim değişiyor diye kutuplardaki fok balıklarını kameralara yansıtan, onlar için ağlayan, onlar için eylemler yapan batının ikiyüzlü çocukları, Gazze'de ölen çocuklar için niye meydanlara çıkmazsınız? Niye sesiniz çıkmaz? Niye haykırmazsınız? İklim sadece Kuzey Kutbu'nda ve Güney Kutbu'nda mı değişiyor? Siyonistlerin attığı bombalar, fosfor bombalar hiç mi iklimi etkilemiyor? Hiç mi bir sesiniz çıkmayacak? Hayır. Onlar maksatları İslam düşmanlığı olduğu için, gayeleri İslam düşmanlığı olduğu için hiçbir zaman ölen bir Müslümanın ölümünü, mazlumiyetini, mağduriyetini kameralara göstermezler. Kardeşlerim, Gazze meselesiyle ilgili olarak bu meydanlarda ve Türkiye'nin değişik şehirlerinde yapılan etkinliklerde uzun uzadıya arkadaşlar, başkanlar, hocalar, kanaat önderleri konuşmalar yaptılar. Gazze'ye niye sahip çıkmalıyız? Birçok sebep var. Ben iki ana sebebe değinmek istiyorum. Bir, Gazze Kudüs'ün fedailerinin yurdudur. Kudüs'ü cansiperane savunanların ve oranın özgürlüğü için mücadele edenlerin şehridir. Gazze Kudüs'e savaş verdi, Kudüs için savaş verdiğinden dolayı bir Müslüman olarak dünyanın her yerinde bulunan Müslümanların Gazze'de olan bitene duyarsız kalmaması, oraya sahip çıkması bizim üzerimizde Allah'ın koymuş olduğu bir farizadır. Yeryüzünde 1,5 milyar Müslüman var. Kudüs 75 yıldır işgal altındadır ve 1,5 milyar Müslümanın onuru 75 yıldır ayaklar altına alınmıştır. 75 yıldır 1,5 milyar Müslümanın haysiyeti ayaklar altına alınmıştır. Dikkat edin, Gazze'nin yiğitleri, El Kassam mücahitleri, İslami cihadın fedaileri, toplu isimle İslami direniş mücahitleri 1,5 milyar Müslümanın onurunu kurtarmak için mücadele etmektedirler. Öyleyse Gazze'de bu mücadeleyi veren yiğitlere teşekkür etmek, onları takdir etmek, onlara gereken desteği vermek bütün dünya Müslümanların boynunun borcudur. Gazze düşerse Kudüs'ün kurtuluşu için başka bir yol yoktur. Gazze düşerse Müslümanlar bir daha asırlar boyu Kudüs'e ulaşamayacaktır. Onun için Gazze'nin düşmemesi için bütün Müslümanlar sonuna kadar seferberliğe iştirak etmelidir. Gazze'ye sahip çıkmalıyız dedik. İkinci ana meselemiz şu. Kardeşlerim, biliyorsunuz İsrail 1917'de İngilizlerin Filistin'e gelip yerleşmesiyle, daha doğrusu Osmanlı toprağı olan Filistin'i işgal etmesiyle süreci başladı. İngilizler orayı işgal ettikten sonra
dünyanın değişik yerlerinde Siyonist bir fikrin tezahürü olarak Yahudileri önce onar yüzer, sonra binler, sonra yüz binlerle oraya taşıdılar. Filistin toprağında 1917 yılında %1 olmayan Yahudiler zamanla oranın bütün topraklarını işgal edebilecek bir duruma geldiler. 1947'ye kadar İngilizler onları kolladı. 47'den sonra Amerika Birleşik Devletleri onlara hamilik yaptı. İsrail'in hepiniz bildiğiniz üzere Arz-ı Mev'ud diye bir projesi vardır. Nedir bu Arz-ı Mev'ud? Filistin toprakları, Mısır'ın bir kısmı, Suriye, Irak ve Türkiye'nin şu anda bulunduğumuz toprakları onlar için vaat edilmiş topraklar olarak kendileri tarafından kabul edilmektedir. Ve bu maksat için çalışmaktadırlar. Kardeşlerim, şundan emin olunuz. Siyonistler Gazze'yi bitirdikten sonra orada durmayacaklardır. Mısır'ı da almak için çabalayacaklardır. Suriye'yi almak için uğraşacaklardır. Irak'ı almak için, Türkiye'yi almak için uğraşacaklardır. Dikkat ediniz. Gazze düşerse Kahire düşer, Şam düşer, Diyarbakır düşer, Tahran düşer. Kardeşlerim, kendinize geliniz, sesinizi yükseltiniz. Gazze'ye sonuna kadar, sonuna kadar sahip çıkınız. Ey Diyarbakır halkı, ey Diyarbakır'ın şanlı insanları, cesur insanları, pencerelerinizi açınız ve sesimizi dinleyiniz. Gazze düşerse siz evlerinizde rahat oturamayacaksınız. Gazze düşerse bugün Gazze'nin çocuklarının üzerine bombalar yağdığı gibi yarın siz görürsünüz veya görmezsiniz. Belki vadeniz yetmezse çocuklarınız, onları görmezse torunlarınız mutlaka göreceklerdir ki kendi çocuklarınızın üzerine Siyonist bombaları yağacaktır. O gün çocuklarını sizlere lanet edecektir. O lanetten kurtulmak için bugün ey Diyarbakırlılar, gelin meydanlara, sesimize ses olun, bizlerin yanında omuz omuza durun, Gazze'ye nefes olun. Biz düğüne gider gibi ölümlere hep koşarız. Siyonist zalimlerden mazlum hakkını sorarız. Azgınlaşıp haddi aşan zalim putları yıkarız. Biz bu yolun yolcusuyuz, hakka seferber olanız. Esaretin zincirini kırarız biz cesaretle. Zalimlerle savaşmada galip çıkarız izzetle. Küfrün belini kırarız vahdet sahibi ümmetle. Siyonist zalimlerle vardır bizim hesabımız. İslam'ın fedaisiyiz, mazlum halkın sahibiyiz. Rantisi ve reyyan gibi şehadetin talibiyiz. Kıymetli misafirlerimiz, İhvan Devleti Kurulu üyesi ve Mavi Marmara Gazisi Sayın Mehmet Ali Zeybek hocamız aramızda, konuşmalarını yapmaları için buraya davet ediyorum. Şehit kanı aktığı zaman iki kişiye bulaşır. İki insan tipine şehidin kanı bulaşır. Birinin damarlarına, birinin ellerine bulaşır. Damarlarına akan şehidin kanı damarına ulaşan kişi hayat bulur. Bugün yeryüzünde Gazze'deki en masumundan en kahramanına kadar Allah yolunda şehit olanlar kanlarını ümmetin pasif iman sahipleri dahil kuvvetli iman sahiplerine kadar büyük bir uyanışa neden olacak damarlarına kan vermiştir. Hamdolsun Allah'a. Ve yine o şehitler ki kanları aktığı zaman ellerine bulaştıranlar dışarıda kalan kanın necaseti gibi onları lanetleyip necaset haline getirmiştir. Rabbimiz turnusol kağıdı gibi olan bu kanı bizim için inşallah mübarek kılmıştır. Bu ümmet görünen yüzüyle, dünya konjonktürüyle perişan durumda, sahipsiz bir ümmet gibi durmakta. Ben inanıyorum ki sadece şu topraklarda, hadi kapılar açıldı, İsrail'e o Siyonist çeteye karşı kim gelecek gönüllü olarak dediği zaman
tek bir iman ferdi kalmayacak şekilde hareket edeceklerdir. Fakat başımızda bize yol gösterecek, bizi küfre karşı organize edecek, bize Gazze'nin, Aksa'nın kapılarını açacak, Myanmar'a kadar bizi götürecek onur sahibi, izzetli liderler arıyoruz. Pısırık sadece kınamakla geçiştirdikleri 3-5 kelimesiyle taraf bile olup olmadıkları belli olmayan, fakat bu yiğit erlere, bu yiğit erlere lider olduğunu iddia eden ve çoğu satılmış olanlar değil, bize Sad bin Ebi Vakkaslar lazımdır. Bize Selahaddin Eyyubiler lazımdır. Aleyhissalatu vesselam bir gün sadaka ve zekat malları dağıtılırken Hazreti Hasan şu dizlerinin yanında oynaya duruyordu. Ellerini sadaka malı olan bir hurmaya atıp ağzına götürdüğünde Aleyhissalatu vesselam bunu fark edince bütün gücüyle o tarafa yöneldi ve elini, iki parmağını Hazreti Hasan Efendimizin ağzına şöyle götürüp çekti. Kıh, kıh dedi. Bu sana haramdır. Bize sadaka haramdır, bilmiyor musun ya Hasan? İslam ümmetinin evlatlarının, bebelerinin kanlarını akıtan Siyonizmin mallarını almaktan utanmıyor musunuz? Bugün onların boykot listesindeki onları besleyen ana damarları, ekonomilerini yerle yeksan edebilecek güçte olduğu halde bunu yapmayan elleri o kanın içerisindedir. Ve Allah Celle Celaluhu ahirete onu rezil rüsvay edecektir. Biz onların mallarını kesinlikle boykot edeceğiz. Açlıktan ölsek de onların içeceklerini içmeyeceğiz. Yemeklerini yemeyeceğiz. Ve bir şey daha söylemek istiyorum. Her şey malumunuzdur aslında. Fakat dertleşiyoruz. Nice topluluklar fikir olarak laiklığı icat ettiler. Sosyalizmi icat ettiler. Demokrasiyi icat ettiler. Evrensel insan hakları bildirgesine imza attılar. Çocuk haklarına, kadın haklarına imza attılar. Dediler ki biz Birleşmiş Milletleriz. Yeryüzünün herhangi bir yerinde bir çocuğa, bir kadına, bir masuma dokunulursa hepimiz bir araya gelip onu savunacağız dediler. Hani demokrasiniz? Hani sosyalizminiz? Mazlumun yanında olduğu iddianız? Hani insan haklarınız? Siz insan bile olamamışsınız. Bugün konuşamayacaksanız bu çocuklara, bu masumlara, bu kana, bu niye oluyor diye susacak ve konuşmayacaksanız fikrinize yazıklar olsun. Onları konuşturmayın. Demokrasi diyene sus deyin. Sen önce ellerindeki o kirli kanı temizleyin deyin. Dedesteki şuur, dedesteki Kur'an, müstedafi alem derhin cibindestan, Rabin hilinin hükmü emperyalistan, Buda büşkinin veka Hamas, veka Al-Qassam, Ey düşmene huynmiş, evjetere namine, ardu asiman zulmat etişine, mücahide İslam, tahte tahuta büşkine, hurti el-kassam, hayfa mazlum hiline. Şimdi de dualarını yapmaları için Hüseyin İnce hocamızı buraya davet ediyorum. Ey bizleri ve bütün mevcudatı yoktan var eden, varlığından haberdar eden, bize nice nimetler bahşeden, bizi imanla, İslam'la müşerref kılan Allah'ım, hamdimizi, şükrümüzü ve niyazımızı sana arz ediyoruz. Senden başka gidecek kapımız, el açacak kimsemiz yok. Dualarımızı dergah-ı uluhiyetinde kabul eyle. Gecenin şu vaktinde el açtık, boyun büktük. Rahmetine, mağfiretine, affına sığınıyoruz. Dualarımızı sana yöneltiyoruz. Dualarımızı فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ ayet-i kerimesinin müjdesiyle en güzel şekilde makbul eyle. Biz sadece sana kulluk eder, yalnız senden yardım isteriz. Senden başkasına boyun eğmekten, senden başkasına el açmaktan bizleri muhafaza eyle. Bizi senden başkasına muhtaç eyleme. Ya Rabbi, Hazreti Adem'den Hazreti İbrahim'e,
Hazreti Musa'dan Hazreti İsa'ya kadar yeryüzünü şereflendirmiş bütün kutlu nebilere, Kudüs'te ayak izleri olan bütün peygamberlere ve bilhassa Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz salat ve selam gönderiyoruz, haberdar eyle. Ey Rabbimiz, sen mazlumların yardımcısı, zalimlerin hasmısın. Mahzun ve masum gönülleri her türlü zulüm, bela ve musibetten muhafaza eyle. Zulme uğrayan mazlum ve mağdur Filistinli kardeşlerimizi sahipsiz ve inayetsiz bırakma. Miracın şehri Kudüs uğruna, yerle bir edilen Gazze uğruna canını feda eden bütün şehitlerimize rahmet eyle. Bu kutsal dava uğrunda gaza edip yaralanan kardeşlerimize acil şifalar ihsan eyle. Ya Rabbi, bugün Filistin ve Gazze başta olmak üzere yeryüzünün birçok yerinde zulme ve katliamlara maruz kalan, vatanları işgal edilen, camileri harap edilen, hakları, hukukları ihlal edilen bütün kardeşlerimize yardım eyle. Bizi de onlara yardımcı eyle. Kardeşlerimize en kısa zamanda nusretinle zaferler nasip eyle.